Kadınların en büyük isteği altın ama maalesef artık alamayacaklar. Ya düşerse düğün yapanlar için iyi olur ama ben yükselmesini istiyorum. Borcu olanlar düşünsün, altın borcu olanlar. Başka ne söyleyeyim ki? Vatandaşların güvenli limanı altın uçuşa geçti. Çeyrek altın 770 lirayı gördü. Biz de halkın bu konu hakkındaki görüşlerini alacağız. Altın fiyatları oldukça yükseldi. Çeyrek altın 770 lirayı evet. buldu. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi merak ediyoruz. Vallahi altın mutlu alamayız bu durumda. Diyorum oğlan ne vereceğim dedim. Sana hiç altın takmayacağım. Peki sizce düşer mi? Düşmez. Daha da mı yükselir? Evet bence yükselir. Asla düşmez. Altının düşeceğini sanmıyorum. 770 lira oldu. Altın bana göre pahalı değil. Ucuz yani. Yatırımcılar. Çeyrek yok, altın ya. 770 lira oldu. Size göre ucuz. Daha da mı artsın? Ucuz. Ben yükselmesini istiyorum vallahi. Neden? Herkes i̇şte. Düşmesini istersiniz. Niye yükselmesini istiyorsunuz? Vallahi yükselirse daha iyi olur. Niye? Ya, ya yatırımcılar için. Altın olan sevinir. Şey yapar. Peki düğün yapacak olanlar var? Vallahi onlar da varsa askeri ücret 3 milyar hanımefendi. 3 milyar olduğu için adam ayda 1 lira evine masrafını çıkarıyor. Ayda 2 bin lira yatırım yapıyor. Altın alıyor yani. Çeyrek altın olsun, cumhuriyet olsun. Üstüne biraz daha koyuyor. Yatırım yapan var yani. Yine de yani askeri ücret 3 milyar oldu ama 2,5-3 bin lira. Yatırım yapan var yani. Altın olan da seviniyor. Ben biraz daha yükselmesini istiyorum. Bana göre pahalı değil. Ben gayet gidiyorum parama göre alıyorum. Olduğu zaman. Hiç de pahalı değil. Altınınız var mı? Yatırım yaptınız mı altına? Vallahi biraz var. Şimdi yalana gerek yok. Ondan mı yükselmesini istiyorsunuz yoksa? Olabilir. Neden olmasın ki? Arabamı satar yine alırım. 20 milyarlık arabam var. Ya onu da satmak istemiyorum. Piyasa yüksek zaten. Evet. 20 bin lira veriyorlar arabaya da. 20-25 lira. Onu da satmıyorum yani. Yükselmesini istiyorum ben. Ya düşerse düğün yapanlar için iyi olur. Ama ben yükselmesini istiyorum. Baba ne ucuzu kurban olayım ya. Ne ucuzundan bahsediyorsun ya. Fakir fukara ölmüş zaten. Ha, ölmüş adamlar. Yiyecek ekmeğe muhtaç olmuş. Değil mi ama yani şimdi doğrudur yani. Yok. Ha, ucuzsa sen tamam git de altın al oğlum. Ha. Benim emekli maaşım var ben artıramıyorum. Gerçek artıramıyorum ya. Her şey üç katına çıkmış. Milletten duruma gelmiş bileyim mi? İnsanlar ya, bitmiş. Ha? Yani, boş boş konuşuyor. Yerim ben bunalım. Sen boş ne diyorsun ya? Boş. Ha? Bunalım geçiriyorum. Cebimde yok 5 kuruş. Boş boş konuşuyor. Yok arabam vardı. Yok şey, altın alacaktım. Hiçbir şey yanı yok. Ha. Baksana kılını düzlesin. İnsanlar ne hale gelmiş ya bitmiş. Yiyecek, bitmiş insanlar. Ha. Ha. Herkes dükkanını kapamış. Benim 3 aylık kiram birikmiş. Veremeyeyim. Ha bak. Çalışamıyorum, iş yok. İş yok. Yatı yerde. 3 aylık kiram birikti. Yeğenim, teşekkür ederim. Ev sahibinden kaç. Nereye kadar kaçacağım? Kriz olduğu için sürekli yükseliyor. Zaten tüm dünyada virüsten dolayı ekonomik kriz oldu. Yani normal yani böyle yükselmesi. Yükselecek. Ama ne zaman ki düzelene kadar. Bunu anlamıyoruz. Kriz var, yükseliş var. Nasıl alışveriş yapacağız kriz anında bu yükselişte? Savaş anında ekmeğimizi elimizden almak demektir bu. Aç karnına savaşılmaz ki. Bu yani kadar. Işte. Ben bunu diyorum. Peki sizin altınınız var mı? Şu anda yok. Yok diyebilirim yani. Hiç yapmıyorum. Ben hiç yapmıyorum altına. Ne yap, nereye yatırım yapıyorsunuz? Eve. Eve, ev alıyorsunuz. Genelde toprak. Fransa'da, Fransa'dan gelmişsiniz. Alıyorum, olduğunuz için biz bir yatırım şey. Şeyi yok yani. Biz genelde TL'ye ev alıyoruz. Biz. Euro'yu getirir, TL alırız. Ya TL alın da TL yine bir şeye yatırırsın yatırım yani. Türkiye'ye yatırım yapıyoruz. Türkiye'ye yatırım yapıyoruz. Yani, olduğu zaman ev alıyoruz. Olarak saklamıyoruz. Getirdiğimiz anda bozduruyoruz. Alışverişimize harcıyoruz onu. Aynen öyle. Yani ne kadar mantıklı geliyor bilmiyorum ne kadar doğru ama bizim için doğru. TL'ye çevirip burada yatırım yapmak. Altının yükselişinin nedeni bence sadece Kahramanmaraş'tan veya Türkiye'den kaynaklanan bir olay olduğunu düşünmüyorum ben. Şahsen çünkü bu pandemi dolayısıyla Türkiye'de nasıl kriz varsa, ekonomik kriz varsa bütün dünyada da ekonomik kriz var. Herkeste var aslında bu. Dolayısıyla bundan olabileceğini tahmin ediyorum ben. Pandemi sürecinde devam eden her günkü rakamlara bakıyoruz. Fahrettin Koca Sağlık Bakanı verdiği rakamlara göre günlük vaka sayısı aslında çok da yükselmiyor. Yerinde sayıyor. Binin altına düştü. Daha da aşağılara düşerse piyasada bir rahatlama olacaktır. Altın da yerinde sayacaktır bence.
Ama vaka sayısı yükselirse, artarsa, dolayısıyla yasaklar gelecek, bilmem ne olacak. Tekrar altın da yükselecektir, dolar da yükselecektir bence. Bayağı kötü bir durumda. Yani böyle olmaması lazım. Kadınların en büyük isteği altın ama maalesef artık alamayacaklar. İnşallah düşmesini umuyorum. Yani bu şekilde giderse ekonomi çöker diye düşünüyorum yani. Çok kötü bir durumda. Niye artıyor sizce? Ortada dünyanın koronadan, ondan bundan derken döviz ondan dolayı artıyor yani. Bence biraz millet almasa düşer diye de umuyorum yani. Var mı sizin altınız? Yok. Yok, hiç yok. Yani daha doğrusu biraz birikmiş paramız vardı. Onu bile altına çeviremedik korkudan. Tekrar düşerse de diye. Öyle kaldı. Vallahi ne diyeceğim ki? Normalinde bu uluslararası olan bir şey. Yani Türkiye'yle bir ilgili değil. Ha, bu altının da değerlenmesi benim için daha güzel bir şey. Niye? Benim en azından değerlerim artıyor. Altınınız var o zaman anladığım kadarıyla. Vallahi yok. Nasıl altında artıyor? Ya Türkiye'nin değeri artıyor. Çünkü benim hani bir ara Tayyip Erdoğan demişti mesela örnek altınla veya da kendi paramızla alışveriş edek demişti örnek olarak. Bununla eğer ben devamlı dolar alacağıma veya euro alacağıma Amerika'nın parası güçleneceğine benim altınım güçlensin. Örneği bu. Altınım da yok. Allah'a şükür borcum da yok. Altın olarak alacağım da yok. Niye bu kadar uçuşa geçti sizce altın? Gayet doğal bir şey. Her şey uçuşa geçti şu anda. Gayet doğal bir şey. O da yerinde durmazdı zaten. Tabii. Bugün bir aldığınız bir gıda ürünü mesela diyelim 5 liralık gıda ürünü bu da bizim biraz da ülkemizin halkımızın fırsatçılığı. Ha, altın olarak değil de gıda olarak. Devlet haber olsa da olmasa da dünyada haberler izliyorsunuz. Zam şey yağdırıyor. Ceza yağdırıyor. 1 liralık malı 5 liraya satmaya uğraşıyorlar. O da bizim halkın fırsatçılığı. Vallahi tam nereden olduğunu bilmiyorum ama biraz yükseleceğe benziyor. Ama dünyadaki farklı dengelerin oluşmasından kaynaklanıyor biraz da. Yani küresel ekonomiden de kaynaklanıyor. Biraz da biz herhalde korkularımızdan dolayı, yastık altı etmemizden dolayı onun yükselmesini toplum olarak biraz da biz de sağladık tabii. Bilmiyorum da inşallah bir düşüşe geçer. Yoksa hiç düğünlere ne gidecek bir zaman kaldı. Bu koronadan artıyor. Başka neden artacak ki? Allah fakir fukaraya yardım etsin. Hele düğün yapanlara yardım etsin kızım. Türkiye dallandırdı, budaklandı altını bu hale getirdi. Yani dövize şeye karşı Türkler altın alsın, altın yatırımı yapsın. Ondan da bizim devletimiz kazanacak. Daha iyi bir şey değil mi? İyi ama fakirler için de iyi bir şey değildir tabii ki. Sizin altınınız var mı? Yatırım yaptınız mı altına? Hiç altınım yok. Hiç yatırımım yok. Emekliyim 2,5 lira maaşım var çok şükür. Allah'ın bereket versin. Ya, borcum da yok. Trabzon Caddesi'nde gezeyim kafamı dinleyeyim. Altının gramı şu an 460 lira. Çeyrek altın 770. Ben de gram takip ediyorum o yüzden söylüyorum. Ne diyebilirim ki? Düşünceleriniz? Düşer mi sizce? Zannetmiyorum. Daha da mı yükselecek? Daha da yükselecek. Dolara da sıçracak diye düşünüyorum. Dolara da sıçrar. Bence. Altınınız var mı? Evet. O yüzden takip ediyorum da. Yatırım yapıyorsunuz. Evet. Arttıkça altın da yükselir diye. Ya yani para, amacım para kazanmak değil de param değer kaybetmesin yani yoksa. Yani altın olduğu, altın yatırımı yaptığım için biraz karşılayabiliyor Türk lirasının değer kaybını o şekilde. Yoksa eriyip gidecek yani cepteki para.